Arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde Zotero programını eklediğimiz kaynaklara ek dosya nasıl ekleyebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Neden ek dosya ekliyoruz? Geçen dersimizde eserlerin künyesinin nasıl eklendiğini gösterdim arkadaşlar. Künye eklemek çok önemli çünkü verilecek olan atıflar bu künyelerle alakalı olduğu için künyelerin düzgün bir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Künyeleri kaydettikten sonra bize daha bir kolaylık sağlayabilmesi açısından bu künyelerin sahip olduğu mesela dosyalar varsa bilgisayarımızda örneğin bir makale künyesi ekledik fakat bu makaleyle ilgili sonradan ya da daha önceden elde etmiş olduğumuz bir PDF dosyası var. Bu PDF dosyasında bu künyenin altında gösterebilir miyim? Yani künyeyi okuduktan sonra onun da sahip o künyenin sahip olduğu dosyayı görebilir miyim? Konusuna değinerek bir PDF dosyası bu künyelere nasıl eklenir? Bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar mesela eklemiş olduğumuz kaynakların hemen kenarında ok falan yok. Yani bunlar dosyasız bir şekilde yer alıyor. Bir de mesela dosya ekledikten sonra diyelim ki nasıl gözükecek ona bakalım. Şurada bir tarih künyesi eklenmiş kitaplara bakın ikon kitap olarak gözüküyor. Ben de PDF'si var. Ben bu PDF'yi buna eklemek istiyorum. Çünkü eserler arasında gezerken bu eserin mesela PDF'si olursa benim için daha iyi olur. Esere daha çabuk bir şekilde ulaşmamı sağlayacaktır. Hemen sağ tıklıyorum arkadaşlar. Buradan bir eser seçiyorum. Bakın bunu seçtim. Sağ tıkladım. Ondan sonra ekle diyorum arkadaşlar. Dosyadan kaydedilmiş. Bakın dosyadan kaydedilmiş kopyasını ekle. Yani bu künyeye sahip olan bir dosya varsa ve bu da senin bilgisayarında kaydedilmişse onu bir ekle diyoruz. Hemen tıklıyorum. Bana bir alan açılıyor. Ben burada işte PDF dosyalarım var. Hemen örnek bir tane seçiyorum ve ekliyorum arkadaşlar. Burada diyelim ki şunu ekledik. Örnek. Evet dikkat ederseniz bakın hemen şu anda bir ok belirdi. Bu ok bu dosyanın bir ekinin olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Hemen kontrol ediyorum. Bakın burada künyenin ismini de yazarak bir PDF dosyası meydana getirmiş. Ama bu PDF dosyası dikkat ederseniz ben hızlı eklediğim için örnek bir PDF dosyası ekledim. Bununla ilgili bir şey yok şu anda. Mesela bir şey yok. Ben sadece bir PDF dosyası eklenebildiğini gösterdim. Evet. Hemen bunu silebiliyorum tekrar. Bakın. Çöpe gönder var burada. Eseri çöp sepetine gönder. Tıkladığında gidiyor arkadaşlar. Yine bir makale ekleyelim arkadaşlar. Bir makaleye mesela bir PDF dosyası ekleyelim. Diyelim ki makalenin PDF'sini özür dilerim PDF'sini indirmişiz ama künyesini yükledik. PDF'sini nasıl ekleyeceğiz onu bilemiyoruz. Oradan sağ tıklıyorum. Bakın yine ekle. Dosyadan kaydedilmiş bir kopyasını ekle. Buradan makale ile alakalı eğer bir PDF dosyası varsa hemen onu ekliyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle bir kitap vardı onu ekledim ben. Bakın hemen sisteme eklendi. Ok çıktı ve bu okun hemen kenarında görüyorsunuz. Künye ile ilgili mesela program ne yapıyor? Künyenin ismini yani künyedeki bilgileri PDF'nin ismine de getirterek değiştiriyor arkadaşlar burada. Ama mesela bu PDF'nin içeriği bununla alakalı değildir. Ben örnek olsun diye yaptım. Hemen içeriğine tıkladığımızda program PDF'yi başka bir yerde açıyor arkadaşlar. PDF okuyucu da açıyor. Orada okumanızı sağlıyor. Tekrar siliyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl siliniyor. Eseri çöp sepetine gönder. Evet. Bunun yanında arkadaşlarıma söyleyeyim. Neden mesela PDF ekleme ihtiyacı içerisine giriyoruz? Yani istiyoruz ki fişlemesini yaptığımız her eserin her eserle ilgili ne kadar fazla bilgi toplayabilirsek bizim için o kadar iyidir. Eğer online bir versiyonu varsa onu da mesela Zotero programına eklersek bu şekilde güzel bir fişleme adabı içerisinde hareket etmiş oluruz. Ben diğer bir PDF çekme yöntemini de size göstereyim. Örneğin diyelim ki yeni bir web sayfası açtınız. Bu web sayfasında diyelim ki bir dergi araştırıyorsunuz ya da bir makale araştırıyorsunuz. Onunla ilgili mesela bir eser araştırması içerisinde siz nasıl yapıyor onu da göstereyim. Mesela diyelim ki Ankara dergiler kısmında yani burada bulunan akademik dergilerde bir konu araştıralım. Yani bu veri tabanında girdim. Evet anahtar kelime olarak mesela Ermeniler yazdım. Evet, sildim. Ermeniler yazdım. Onunla ilgili mesela şimdi makaleler çıkacak. Evet. Makaleleri program tespit edince arkadaşlar şurada amblem değişecek. Yani ikon değişecek. İkon makale bulduğunu alabilir. Yani programın Zotero'nun bu
makaleyi alabileceğini gösterecektir. Evet. Mesela şöyle bir makale alalım. Örnek. Bakın burada bu dergide. Evet. Gördüğünüz gibi mesela bakın ikon klasör oldu. Yani eğer sıkıntı yoksa özür dilerim. Bu klasörün anlamı yani Zotero'nun aşağıda yani web sayfasında birden fazla makale bulduğunu gösteriyor. Bizim onlar arasından seçim yapabileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda yani şu anda bir klasörün açılması gerekiyor. Evet. Programda bir takım değişiklikler var. Şu anda kitaplığıma kaydediyor mesela bunları. Biz mesela diyelim ki bakın evet geldi. Şu anda mesela bir alan açıldı. Bu alanda diyor ki ben aşağıda şu makaleleri buldum. İsterseniz bunları alabilirim. Ya da siz buradan hangisini seçerseniz. Biz mesela bunu seçebiliriz. Bunu seçebiliriz. Ya da hepsini seçebiliriz. Ya da hiçbirini seçmeyip kendimiz alabiliriz. Buradan OK dediğimde o ikisi mesela kitaplığıma gelip eklenecektir arkadaşlar. Hemen Zotero'ya gidip bakabiliriz. Bakın şu ikisi geldi. Dikkat ederseniz. Sadece künyeleri geldi arkadaşlar. Bakın mesela eserin künyeleri otomatikman geldi. Hepsi eklendi. Ama ben oradan PDF'lerini de alabilirim. Örneğin mesela şunun PDF'sini de alabilirim. Bakın şu an bir PDF açıldı. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Bunu mesela sağ tıkladığım zaman bir Zotero yani Zotero PDF'yi Zotero'ya kaydet. Evet. Burası şimdi Zotero'ya da kaydedildi. Oradan bir bakalım. Evet, kitaplığıma. Yani şu anda kaydedildiğini göremiyorum. Ben hemen tekrar farklı bir şekilde hareket edeyim. Bir daha deneyeyim arkadaşlar. Evet. Evet, kaydedildiğini göremedim. Onun kaydedilmesini şöyle yapabiliriz. Yani bunu indirebiliriz arkadaşlar. Bakın indirdim. Diyelim ki masa üstüne 2176 şeklinde indirdim. Masa üstünde şimdi dosyam var. Evet. Ben mesela şu künyenin PDF dosyasında ekliyorum. Ne yapıyorum? Sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra ekle. Kaydedilmiş dosyasını ekle. Evet. Şurada masaüstüne 2176. Hemen ekliyorum. Bakın. Geldi. Tıkladığımda zaten otomatikman beni götürecektir. PDF okuyucuda açacaktır. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani eklediğim her künyeye eğer böyle mesela PDF dosyasında eklersem yani benim fişleme faaliyetim gerçekten de anlam kazanacaktır. Çünkü hem künyeye sahibim, hem o künyenin mesela dosyasına sahibim, resmine sahibim, linkine sahibim. Yani eserin benim için gerekli olduğunu bildiğim an hemen bunlarla o esere ulaşabiliyorum. Evet, bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Yani bu dersimizde ne yaptık? Eklediğimiz künyeye PDF dosyası nasıl ekliyoruz? Bunu göstermeye çalıştım arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.